Herkese merhaba, YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır yufka ile yapabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi paylaştım. İsmi kırpık böreği. Evde bulunan malzemelerle şipşak kolay bir şekilde yapacaksınız. Hem lezzetli hem de yapımı çok basit, inanılmaz derecede lezzetli bir börek tarifidir. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Yıldız tarifiniz olacaktır. Bu kadar iddialıyım. Öncelikle tarifim için toplamda bir kaseye 3 tane yumurta ilavesi yaptım ve güzelce çırptım. Ardından yarım bardak süt, yarım bardak ayçiçek yağı, bir tatlı kaşığı tuz, yarım bardak yoğurt, bir çay kaşığı karbonat ilavesi yaptım. Tamamen pürüzsüz olana denk güzelce karıştırdım. Artık sosumuz hazır. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki burada ortalama 70 gram 1 yemek kaşığı dolusu, hatta 2 yemek kaşığı kadar tereyağı var. İsterseniz birazını eritip bu sosun içerisine ilave edebilirsiniz. Veya biraz sonra benim gibi de kullanabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki normalde ben yarım bardak da soda ilavesi yaptım. Ancak ekranda göremediniz. Açıklamalar kısmına yarım bardak sodayı da ilave ediyorum. Soda yerine yarım bardak su da kullanabilirsiniz. Börek tarifim için toplamda 5 tane yufka kullanacağım. Bunun bir tanesini kenara ayırdım ve geriye kalan 4 tane yufkayı bir makas yardımıyla bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Veya ellerinizi de parçalayabilirsiniz. Videomun sonunda göreceksiniz. Diyen herkesin çok beğeneceği nefis bir börek yapacaksınız. Hem yapımı çok basit hem de olan malzemelerle kolaylıkla şipşak hazırlayabilirsiniz. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoda beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemlidir. Hızlı bir şekilde yufkaların tamamını kestim. Şimdi son olarak bu yufkaları ellerini güzel bir şekilde havalandırmam gerekiyor. Birbirine yapışmayacak şekilde görmüş olduğunuz gibi ellerimle havalandırdım. Artık böreği yapmaya başlıyorum. Tepsinin tabanını bol miktarda tereyağıyla yağlıyorum. Sadece tabanı değil, görmüş olduğunuz gibi kenarlarında yine bol miktarda tereyağı ile yağlıyorum. Bol miktarda tereyağı sürdükten sonra ilk başta ayırmış olduğum bir tane yufkayı görmüş olduğunuz gibi zemine bu şekilde serdim. Yufkanın üstünü bir miktar sosladıktan sonra şeritler halinde kesmiş olduğum yufkaların yarısını hemen tepsinin üstüne sereceğim. Şeritler halinde kesmiş olduğum yufkaların yarısını görmüş olduğunuz gibi tepsiye serdim ve ardından da yine bol miktarda sosluyorum. Ve biraz tereyağı ilavesi yapıyorum. Eğer isterseniz bu tereyağını eritip dediğim gibi sosun içerisine de koyabilirsiniz. Peynirlerini şimdi ilave ediyorum. Ben karışık peynir kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz kadar istediğiniz çeşitlerde peynir kullanabilirsiniz.
Geriye kalan yufkaları da tepsiye serdim ve yine sosladım. Fırça yardımıyla her tarafına dağıtıyorum. Yufkaların kenarlarını kapattıktan sonra geriye kalan sosla da yine yufkaların üstünden geçerseniz çok çok iyi olacaktır. Şimdi ben bu tepsiyi fırına vereceğim. 180 derecelik fırında ortalama 35 veya 40 dakika boyunca fırında kalacak. Ve aradan 35 dakika geçti. Tam olarak börek pişmedi. Daha güzel pişmesi için ve nar gibi kızarması için ters çevirmem gerekiyor. Her evde böyle ikinci bir tepsi vardır. Bu şekilde kolaylıkla ters çevirmeyi sağladım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla tersini çevirdim. Yaklaşık olarak bir 15 veya 20 dakika daha fırında pişireceğim. Ardından fırından çıkartabilirsiniz. Ve artık böreği fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve inanılmaz derecede güzel gözüküyor ve çok lezzetli. Altına bol miktarda tereyağı sürdüğümüz için üstünde hafif bir çıtırlık var. İçi ise yumuşacık ve de asla hamur değil. Gerçekten de son derecede lezzetli, yapımı kolay, pratik ve nefis bir börek oldu. Tarifime çok güveniyorum. Her zaman olduğu gibi malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Bu güzel tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğendiğiniz için yeniden herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.